İyi akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Yeni Ufuklar her zaman yaptığı gibi yine herkesin tartıştığı değil, tartışılması gerekeni, konuyu gündeme getiriyor. 29 Ekim'de biliyorsunuz Cumhuriyet'in kazanımlarını konuştuk. Uzay teknolojisindeki yerimizi, gelişmeleri konuştuk. Çok değerli iki bilim insanımızla. Ve gerçekten de onur duyarak ayrıldık o gün programdan. İyi ki Cumhuriyetimiz var dedirttiler bize. 10 Kasım'da Atatürk Türkiye'sinde üretimde önümüzü nasıl açacağız? Taş kömürümüzün orada yeri nedir? Neydi, ne olmalı onu konuştuk. Bu haftada çağımızın en büyük iki devrimine önderlik eden kişinin nasıl Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk olduğunu konuşacağız. O süreci biraz yakından bakacağız ki yolumuza ışık tutsun. Hepimiz Atatürk'ten daha iyi bir Atatürk, daha büyük bir Atatürk olabilelim diye. Dayısının tarlasında karga kovalayan küçük Mustafa Kemal de kalmadı Mustafa Kemal. Öyle de anlatılmıyor zaten, anlatılmamalı. Nasıl Atatürk oldu onu konuşacağız. Bu süreci ve 21. yüzyılın büyük atılımlarına nasıl önderlik edebileceğini, ettiğini, gözlemlerimizi konuşacağız, aktaracağız. Çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Hemen sizi onunla tanıtmak istiyorum. Çok değerli genç bir bilim insanımız. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Burgaç. Onu kitaplarından da tanıyacaksınız. En son çıkan Montreux kitabı ama evet. Ondan önce Altı Ok kitabında da adınız var idi. Şöyle kocaman kalın bir şey. Bir tane daha ondan çıkardık hatta. Profesör Doktor Şadman Alıcı ile Tarihin Gazetesi'nde Çanakkale Savaşları diye. O da yine öyle gibi bir kitap. Evet. Yani. O Altı Ok kitabında daha önce yapılmamış bir çalışmaydı. Gerçi evet. Montreux'de de hiç olmayan belgeler var. Şimdiye kadar ortaya çıkmamış belgeler var. Cumhurbaşkanlığı arşivinden var. Kendi arşivlerimizde bile doğru dürüst galiba Cumhuriyet tarihine çalışmıyoruz anlaşılan. Altı Ok'ta da ilginçti. Altı Ok'un altısına ilişkin o dönem basınında çıkan makaleler. Evet. Değil mi? Değişik yazarların makaleleri, eleştiriler de var, şeyler de var. Fikir hayatının o canlılığını yapmaya çalıştığımız şey şöyle hanım, o dönemin yazarları Atatürk ve Atatürkçülük için ne düşünüyorlardı? Devrin yazarlarının kaleminden olmasının esprisi bu. Tabii tasnifi biz artık kendimize göre yaptık. Hani ilkelere göre tasnif, nereye girecek vesaire filan. Altıok'un altıncısını yazıyorum diye yazmamış evet, tabii de. Halkçılık, devrimcilik, inkılapçılık yani o milliyetçilik neyse. Bütün, böyle bütünsel bir bakış açısı o devrin yazarlarının kalemi. O dönemin aydınlarının kaleminden bütünsel bir bakış açısına sahip olabilelim diye. Yoksa yani o kadar Osmanlıcayı çevirip derleyip toplamak vesaire filan epey bizi uğraştırdı. Ama bence alana katkı sunan önemli, kıymetli bir de çalışma oldu diye düşünüyorum. Sağ olun sizin yayın evinizden çıkmıştı evet, zaten kaynaktan. Osmanlıcaydı önemli bir bölümü. Tabii 28 öncesi Osmanlıca. Yani evet. Bir de gazeteler bizde çok iyi korunmadığı için açıkçası. Yani asıl problem hem gazeteyi bulmak hem de o silik silik yazıları çevirebilmek. Neyse ki günümüzde güzel yüzümüzü ağartan gelişmeler oldu son dönemlerde PDF aktarılıyor. Ama çok geç kaldık. Umarım bundan sonra daha hızlı bir şekilde arşivlerimiz PDF'lere aktarılır. Biz de Atatürk'ün bütün eserlerini çıkartırken neredeyse 10-15 tane günlük her gün sayfa sayfa onları teker teker Atatürk'le ilgili şu kadarcık bir şey de görsek diye pertapsız da pertapsızımız vardı gerçekten vardı yani böyle bakıyorduk çünkü dediğiniz gibi bazıları silik bazı evet. belgelerde tabii el yazısı olduğu için sizin sunumunuza çok şeyle veriliyor doğrudur. Evet. Ama onları şimdi dijitale aktarmak yavaş yavaş gerçekleşiyor. Zaten. Öyle o zaman araştırmaları yapmak da birazcık daha kolaylaşacak tabii. Hemen çünkü şeyden giriyorsunuz. Şimdi eskiden gazetelere girmek için işte oradan bilmem ne onun şeyini yapıyorsun. Arkadaşlar şimdi bu ayıp tabii burasını silelim şeyde ama sigara içmek için bir dışarı çıkarsın tekrar girersin. bilmem onu tekrar bir daha kontroller şunlar bunlar. Zordu ama şimdi
birazcık daha teknik ilerledikçe ve arşivler de geliştikçe daha kolaylaşabilir. Peki niye Cumhuriyet tarihi? Yani hani hep derler ya, daha doğrusu 80 sonrası değer yargılarının bir ifadesiydi bu, sorusuydu bu. Ben de onu soracağım size. Yani neden sözüm meclisten dışarı deyip para aslında getiren bir iş değil. Neden tarihçi oldunuz? Neden Cumhuriyet tarihçisi oldunuz? Aslında özel bir nedeni var mı? Para getirme nedeni ister Cumhuriyet tarihçisi olun, ister Osmanlı tarihçisi, isterseniz fizik, hiç fark etmiyor. Akademisyenlik para getirmiyor. Ne yazık ki ülkemizde bilimin kıymeti tabii ki bununla ölçülmez. Lakin bunun içinde girilecek bir sektör değil zaten akademisyenlik açıkçası. Çünkü çok emek veriyorsunuz ve bu emeğinizle başlayacaktır vesaire. Hatta Atatürk'ün eğitmen kursları denemesi diye bilinen o çavuş onbaşı öğretmenler, bunlar onu araştırdım. Yani eğitimde mesela Atatürk ne yapmak istemiş? Tabii bu noktada oraya girdiğinizde Şule Hanım, öncelikle Atatürk'ün ne miras aldığını fark ediyorsunuz. Daha doğrusu hiçbir şey miras almadığını fark ediyorsunuz. İşte o zaman büyüklüğünü bir kez daha anlıyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Ben ona çok katılmıyorum. Yani Atatürk damdan düşmedi herhalde. Elbette. Zembille mi? Yok. Elbette. Demek istediğim o değil. Evet. Lakin şimdi klasik Batı demokrasilerinin gelişim çizgisi bellidir. Bu çizgi içerisinde o evrimsel süreç toplumu da, o toplumun dayandığı bir takım ekonomik, sosyal temelleri de belirli bir noktaya getirir. Ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin son dönemleri, yani aydınlanma hareketini ıskaladığından mütevellit tabii bu, bu ilerlemeye sahne olamamıştır. 1908 olmasaydı Atatürk olur muydu? Olmazdı. Lakin demek 1908'i... Demek ki bir şey devralmış yani. Sabahlara kadar Namık Kemal okuması boşa gitmedi herhalde. Tabii. Onu demek istemiyorum. Sadece mesela eğitim alanında ne devralmış Şule Hanım? Bakalım. Toplumun %10'unun okuma yazma bildiği bir ülke devralmış. Yani mesela o eğitimin en önemli aracı olan dil konusunda, alfabe konusunda ne devralmış? Bakalım. Yani yıllarca okudukları halde öğrenemedikleri bir alfabe. Eğitim... Tamam, tabii ki Lale Devri'nden itibaren Osmanlı Devleti'nde bir ıslahat, çağdaşlaşma, reform hareketleri var. Yani büyük padişahları var Osmanlı Devleti'nin bu son dönemlerinde de, mesela 2. Mahmut gibi, Selim gibi, 3. Selim. Şimdi onlar, yapılan bir şeyler var. Onlar bir talep yaratıyor. Yani toplumda bir talep olmasa Atatürk de hadi ben de akşam yatayım da sabah kalkayım şu milletime de biraz haklar vereyim demez. O da bu toplumun sonuçta bir genç delikanlısı olarak doğmuş, büyümüş. İşte kızlara aşık olmuş diyelim, komşunun kızına filan. Yani normal bir genç olarak büyümüş. Ama bir yerlerden beslenmiş. Aklına birdenbire akşam yatıp sabah gelmemiş belli. Onun bir temeli ve şüphesiz anlayışı var. Şüphesiz. Ben yani 1908 kadınların katkısını araştırırken de mesela çok ben bile şaşırmıştım. Müthiş kadınlar o dönem. Bayağı ileri şeyler savunuyorlar. Namık Kemal'in bütün şeyleri, yazıları çevrilmiş değil biliyorsun. Daha doğrusu çevrim yazısı yapılmış değil. O kadar radikal talepler var ki. Görücülük neymiş diyor, işte insanlar diyor bilmem şey, kendi özgür iradesinle falan. Bugün kalkıp söyleseniz hani biraz aman şurasını eğip büküm falan diyeceğiniz şeyler var. Tabii pek uyanık bir uykuda da vardır falan. Yani ben sizin söylediğinizi anlıyorum. Tabii ki bu evrim süreci Atatürk'ü de ortaya çıkartan ortamı, onun okulunu, çünkü eğitim kurumu da en nihayetinde kendisinden önce başlamış çağdaşlaşma hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıktı. Biliyorsunuz bizde modernizasyon daha ziyade askeri okullar şeyinde başladı, sonra aşağıya doğru, sivile doğru. Haliyle Atatürk'ün yetiştiği okulda almış olduğu eğitim dahi bu evrimin bir sonucu. Tabii. Söylemek istediğim bu değil ama. Söylemek istediğim şey... AFP meselesini mesela getiriyorlar şeye. Gündeme geliyor ama hayata geçmiyor. Daha önceden var. Öyle girişimler var. Alfabe değiştirme ama şimdi var. Bakın konumuz Atatürk ve işte Atatürk nasıl Atatürk oldu? Eğer ki ondan önce gündemde vardıysa, gündeme getirildiyse de, üzerinde konuşulduysa da bunu yapan bir kişi var. Atatürk. İşte o zaman neden? Oraya kadar evet bir evrim varsa da, ki var, bundan sonraki sıçrayışı bu evrimin bir sanki doğal uzantısıymış gibi değerlendirmek bence doğru değil. Çünkü burada bir devrim süreci var ve her devrim süreci illaki bir sıçrayışı getirir. Bu geriye doğru da olabilir gerçi filan ama yani bizim bahsettiğimiz örnekte o sıçrayış ileriye doğru olmuştur. Atatürk'ü diğerlerinden ayıran en temel özellik
belki de işte konuya da buradan girizgah yapacak olursak, onun devrimci kişiliğidir. Evet. Çünkü diğerleri gibi idare-i maslahatçı değildir. Evet. İdare-i maslahatçılıkla işlerin düzeleceğine de zaten asla inanmaz. Bir de tabii önüne çıktıkça meseleleri çözüyor. Maddeyi anlamalı tavrı belki onu diğerlerinden ayıran, nesnel olması. Bu iş böyle olmaz. Ya yani ilk önce zaten padişahımız efendimizle birlikte olabilirliği biraz yoklarını, İstanbul'dan çıkmadan önce İstanbul'da halledilebilirliği düşünüyor, planlar girişimlerde bulunuyor. Hatta meclise gelir oturur biliyorsunuz. Bir gün, bir gece önce konuştuklarını gelir bakar, hiç bir tane bir kişi bile aktarmaz filan. Ama işte o zaman devrimci ancak devrimle, o şeyle, bir darbeyle der hatta onu, kudetayla, Erkut'la. Yani bu tabii bir tanesi bu mesela, o devrimci duruşu sergileyebilmek. Evet, bu tabii ki cesaret gerektiriyor. Şimdi mesela Atatürk olmak, bir defa büyük adam olmak büyük düşünmeyi gerektirir diye bildiğimiz şey. Şimdi mesela 13 Kasım 1918'de Atatürk, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldiğinde gördüğü manzarayı düşünelim mesela. O İtilaf Devletleri'nin birleşik donanması boğazlardan ellerini kollarını sallayarak geçmişler. Ki Mustafa Kemal biliyorsunuz orada büyük bir kahramanlık Türk askeriyle birlikte göstererek hani geçit vermedi. Çelikkale diye isim yaptı yani orası. Ama bu elini kolunu sallayarak Mondros'a gelmişler ve demirlemişler. İşlerinde Yunan hatta şeyi de var, gemileri de var ki Rauf Bey'e verdikleri mektupta işte yok olmayacak falan diyorlar ama hani şey sonuçta resmi bir şey değil mektup. Hatta Rauf Bey de gelip bir güzel de demeç veriyor hani çok güzel falan hani neredeyse yenen ve yenilen arasında değil eşitler arasında falan. Şimdi burada vizyonu da gibi. Mesela Mustafa Kemal Mondros Mütarekesi'nin ilk metni eline geçtiği andan itibaren eleştiriyor. Yani bir şeyi görebilmek de demek ki mühim. Şimdi bir tanesi Rauf Bey şimdi hani onun için de vatansever değildi demek mümkün değil. Ama bir tanesi başka bir şey görüyor. Enver Paşa ile de karşılaştırdınız. Yani, evet. Yani Enver Paşa için de aynı şey. Şimdi geliyor ve gördüğü manzara bu. O geçit vermediği donanma, işlerinde dediğim gibi işte Yunan gemileri de olan. Orada bir hassasiyet var. Özellikle altını çiziyorum. Yoksa o olmuş, bu olmuş fark etmez. Yani emperyalizm, ha İngiliz gemisi, ha Yunan fark etmez. Şimdi işlerinden sadece bir kişi o meşhur cümleyi kuruyor Şule Hanım. Geldikleri gibi giderler diyor. Şimdi büyük düşünmek gerekiyor. Şimdi Mustafa Kemal tanıdığımız, incelediğimiz hayatına kendimizi incelemeye adadığımıza göre bildiğimiz kadarıyla tesadüfi cümleler kuran birisi asla olmamış. O cümlelerin arkasında daha önce uzun düşünmüşlükler, okunmuşluklar, planlar yatıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'de geldikleri gibi giderler derken kafasında bir planı vardı. Az önce sizin kısmen değindiğiniz İstanbul'da ne yapılabilir vesaire. Deniyor da işte Minber Gazetesi'ni çıkartma, hükümeti vesaire. Yani harbiye nazırı olmak. Bilen deniyor. Evet. Karakol yani cemiyeti vesaire. Yani toplantılar, şeyler, kararlar filan. İyi, güzel. Oradan bir şey daha çekelim mesela. Demek ki Atatürk olmak için yılmadan da mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu gördüğü olmadı. Manzara bu. Ve bu manzarada çok da istenen, şey yapılan, aranılan şey de bir adam da değil henüz. Tamam hani iddiaçılarla arası bozuk olduğundan Enver Paşa'nın işte birazcık hasmı olarak bilindiğinden filan hasmı da demeyeyim de rakip diyeyim daha doğru olsun. Tabii birazcık daha makbul karşılanıyor çünkü diğerleri kaçıyor yani hani kaçıyorlar filan. Ortada da kaotik bir ortam var. Bu kaotik ortamda bu vatansever insanların her biri bu vatanı nasıl kurtaracağızı düşünüyor. Ama işlerinden bir tanesi bunu düşünmekle kalmıyor, planlıyor ve adım adım uygulamaya geçiriyor. Bunlar. Toparlayalım. Devrimci, ileriyi görebilme yetisine sahip, bilgisine sahip diyelim. Yani o doğuştan gelen bir şey değil. Okumakla ve öğrenmekle, bilgiye sahip olmakla ilgili bir şey. Bir de o cesareti de kör bir cesaret değil. Bilgiye dayanan bir cesaret olduğu için de atılımları planlayabilme, ileriyi görebilme şansına da sahip. Onun için öne iki adım çıkıyor. Kendisi de hep öyle der zaten. Bir kitle çalışmasını tanımladığı bir konuşmasında onu söylüyor. Her zaman diyor kitlenin önünde olacaksınız. Arasında olursanız kaybolur gidersiniz, sıradanlaşırsınız diyor. Önünde olacaksınız ama iki adım önünde, yalnız dirsek temasında kaybetmeyeceksiniz. Yani o kitleden kopmama, kitleyle beraber yürümek.
Atatürk, siz önemli bir şey söylediniz konuşurken. Vazgeçmiyor. Hani başarı burada olmadı bu. Hadi benim arkadaşlarım bak ya, hatta şey diyorlar ya, İstanbul'dan ayrılırken çılgınlık yapıyorsun filan. Yani onu çılgın ve cesaretini ya, kör bir cesaret olarak hani o olabileceğine inandığı Şöyle için. Şöyle Hanım, sözünüzü keseceğim. Şimdi öyle bir ortam ki, yani en yakınındakiler sonrasında milli mücadeleyi birlikte yürütecekleri dahi öylesine umutsuz ki, işlerinden biliyorsunuz hani çiftlik satın alıp orada artık hayatının geri kalanını geçirmek isteyen askerler var, yani hani yani büyük askerler var. Şimdi böyle bir durumda tabii ki sadece cesareti göstermek de tek başına bir şey. Para satın alabilecek bir özellik daha çıktı ortaya. Evet tabii, yani o aşağıdan gelen bir isim Atatürk, yani o yetimhane derlerden gelenler dedikleri gibi Atatürk de evet zor bir çocukluk geçirmiş. Çelişkiler içeri, tıpkı Osmanlı'nın son dönemi gibi. Yani düşünecek olursanız mesela biz klasik medreselere dokunmaksızın Batı tarzı eğitim kurumları açmışızdır. Dolayısıyla mesela iki ayrı kanaldan iki ayrı kuşak yetişmiştir. Bir de hani Batılıların kendi inisiyatifinde olanları da üç ayrı kuşak yani. Bunlar şimdi Mustafa Kemal'in ailesinin tezahürüne baktığımızda, bir taraftan işte şeye gönderen, klasik eğitim kurumuna göndermek isteyen bir anne, işte onun karşısında bir baba filan. Yani hayat ya da tarih bazen o kadar tesadüflerle dolu ki, şimdi annesinin söylediği yoldan devam etseydi biz bugün burada değildik ve bunu konuşmuyorduk. Tarihin nasıl tecellileceğini bilemeyiz. Evet. Şimdi yani bir de Mustafa değil de Mehmet'e konuşuyor. Belki değil. Evet, onu bilemeyiz. Evet. Şimdi tarihin şöyle bir şeyi var. Hani biz böyle sonucu bilerek yazdığımız için, tarihçiler aslında geçmişin yeniden kurgulayıcılarıdır. Zaten tarihin bir tanımı da budur. Geçmişin yeniden kurgulanması. Ama biz kafamıza göre kurgulamayız bunu. Belgelere göre kurgularız. Zaten belgelere göre kurgulamayanlara da çok itibar etmemek gerekir. Ama sonucu hep bilerek kurgularız. O sonuca neden olan sebepleri aslında araştırırız. İyi tarihçi olur ki, çok iyi tarihçilerimiz geçmişte de vardır, bugün de vardır. Bu sebepleri son derece çeşitli yönleriyle ortaya koyup net bir şekilde bize sunarlar ve biz de anlarız. Ama hep sonucu bilerek yazarız. Bu bizi şunu şey yapar, nasıl söyleyeyim, bir yanlış anlamaya neden olur. Sanki hep böyle olması gerekiyordu. Öyle değil. Mustafa Kemal işte medrese eğitimi almış olsaydı tarih böyle akmayacaktı. Tarihteki büyük adamlar değil noktasında da bu. Ya, ama bir şekilde Türkiye yeniden cumhuriyeti olabilirdi. Yapacaktı. Tabii. Olabilirdi. Yani dediğim toplumlar, gibi. Toplumlar hazır olduklarında kendi liderlerini bir anlamda zorla da olsa yaratıyorlar. Daha doğrusu biri çıkıp o duruma önderlik edince o şey birden önü açılıyor falan. Ama toplum gebe, artık doğum hazırlıkları, sancıları başlamış, doktor bekliyor. Bugün belki hani üretim devrimi diyoruz ya, üretim devrimini kim gerçekleştirecekse o doktoru bekliyor. Bugünkü toplum aç. Ben hep geçmişten bakarken bugünkü ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Atatürk bir gene bir toplan onu aslında söyleyen, ayrılırken akşam bir gece önce gider vedalaşırken gene ne çılgınlıklar planlıyorsun filan der. Hakikaten bir çılgınlık mı değil mi, ama o olabileceğinin bilgisine sahip oldu ve cesaretini ve gördüğünü düşünüyor. Yazdırıyor hep zaten, yani hani madde bir cumhuriyet ilan edilecek filan, evet, hani bunu söylediği tarih. Şimdi 1919'da Samsun'a çıktığındaki durumu işte kendisi tasvir ediyor nutukta. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. İşte ondan manzara sonra şuydu, manzara diye şuydu. Yani çok da umuda fazla da yer yoktu açıkçası bu manzarada. Yani bazen böyle dost meclislerinde de konuşurken 14 kişi çıkıyorlar biliyorsunuz. Mustafa Kemal kadarını acaba kim biliyordu derseniz hiçbiri bilmiyordu. Yani ne yaptığını bilen tek bir adam vardı aslında. Yani diğerleri bir şey yapmadı falan demek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama bütün bir oyunu kuran ve yöneten ve bu oyunu oynamak için gerekli olan ekibi de bu oyun sürecinde aslında kurgulayan bir liderle karşı karşıyayız. Şöyle diyelim, yani tabii Sayın Kazım Karabekir'in gelip önünde kendisinden daha az rütbeli olmasına rağmen selam durması da, katılması da, hı hı, bence
herkesin bir isteği vardı. Tabii ki de vardı. Herkesin tabii vardı. Ki de vardı. Yani o mandacıların da var aslında. Tabii ki de. Şimdi müsaade ederseniz... Mandacıların da ama çıkış yolunu mandada görüyor. Görüyorlar. Diyor ki, Halide Edip gibi mesela vatansever. Bu milletle nasıl olacak birisi. Diyor. Bu millet daha bitini ayıklıyor şeyin dibinde. Hani Yakup Kadri'nin romanlarındaki köylüler gibi diyelim. O köylülerle nasıl yapacaksın diyor. En iyisi biz Amerikan bak Wilson prensipleri bilmem neler filan bunlar ileri şeyler. Belki onlar bize bunları getirirse biz de bu yoldan ilerler belki kurtuluruz diyor. Herkes kurtulmak istiyor. Aslında bir anlamda baktığınızda padişah da öyle. Tabii ki de. Değil mi? Onun da bir çözüm önerisi var. O da diyor ki İngiliz himayesine ben evet diyeyim ama malım mülküm yani mülk derken devletimi kastediyorum. Parçalanmasın ben gene devam edeyim. Aslında böyle. Parçalandıktan sonra da kabul ediyor. Yani işte İstanbul'un Kalan yerde bana yeter diyor. Tabii evet, canım yani, ne yapacak zaten evet, çaresi. Yani, hani o kadar da hepsini vereceğiz deyip böyle bir anlaşma yok yani. O güçlü oluyor onun işte. Onun yani. Şeysi o kadarına yetiyor. Onu korumak üzere. Herkesin bir koruma derdi evet. var. Ya mesela ama, müdafaa hukuklar. Atatürk'ün farkı. Farklı. Müdafaa hukuk cemiyetleri mesela... Önemi ve inkar edilemez. Çünkü yurdun değişik yerlerinde direnişe karşı, işgale karşı halk direnişe geçiyor. Geçmek de zorunda. Çünkü onu koruyan kimse kalmamış. İttihatçıların şeyleri kaçmışlar, hükümet dağılmış. İstanbul'da işte bir hükümet kurulmuş ama hani işgalciye elinizi kaldırmayın diye buyrukların geldiği filan bir dönemden bahsediyoruz. Millet de ne yapsın? İşte müdafaa hukuk cemiyetlerini kurmuş. O, hangi vilayetteyse, o vilayetin vatansever insanları, bunların içerisinde askeri bürokrasiden gelen var, sivil bürokrasi, emeklisi var, hali hazırda ama kurmuşlar. Şimdi Tarık Zafer Tuna Hoca'nın bir tanımlamasıyla bunlar yurdun değişik yerlerinde yanan çoban ateşleri misali direnişe karşı Türk milletinin dur diyeceğini, sesini yükselteceğini, İstanbul'dan farklı hareket edeceğini de aslında bize gösteriyor. Mütarekeden hemen sonra gösteriyor üstelik. Evet. Yani Mustafa Kemal Samsun'a çıkmazdan önce başlıyor bu. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında kafasında bir plan var ve bu plan diğerlerinkinden şu noktada da farklı. Daha Amasya temminden itibaren farklılaşıyor zaten. Yerel, tekil değil. Amasya önemli bir karar evet. zaten. Ülkesel ve merkezi bir kurtuluş reçetesi sunuyor Mustafa Kemal. Amasya temminde toplanmasını istediği kongre biliyorsunuz Sivas Kongresi'dir. Ve yurdun her tarafından temsilcilerin katılmasını ister. Şimdi orada bir özellik daha. Hatta çıkar silahın üzerine yemin edelim dediği o akşam bir cümlesi daha vardır Atatürk'ün. Ya istiklal ya ölüm ilk orada der zaten. Şeyi kurduklarında, vatan cemiyetini kurduklarında. Der ki bizden öncekiler de vatanseverdi, yapmak istediler ama onların bir... yanlışı var. Yani tam cümle böyle yanlışı vardı anlamında değil de onlar teşkilatsızdılar. Onun için başarısız oldular. Şimdi Atatürk'ün önemli bir özelliği de teşkilatçılığı. Yani örgüt olma önce kuruluş sonra kurtuluş. Yani genellikle tarihçiler hep işte kurtulduk sonra da cumhuriyeti kurduk gibi derler. Yani sonradan devleti esas Sivas'ta başlıyor, teşkilat başlıyor. Orada ilk hükümet, hatta zaten Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk kongresi olarak, kurultayı olarak Sivas Kongresi'ni sayar. İkinci 1927'de ikincisini topladığını söyler. Şimdi o önemli, bu çok önemli bir özelliği, ayırt edici bir özelliği. Her yerde çoban ateşi var dediniz hakikaten ama onları bir araya getirmek... Kadınları bir araya getirmek. Mesela bir şey yazıyor, genelge yazıyor. Kadınlara da gönderiyor, ona da gönderiyor. Buna bütün Anadolu'da ne kadar örgüt varsa Trakya'ya gönderiyor. Herkese, kolorduluklara gönderiyor. Ki bir uygun adım hareket edebilme özelliğidir teşkilat dediğiniz şey. Aman örgütte ben başında vardım alt üst meselesi değil. Bir adımda hep bir uygun adım hareket edebilme şansı ve başarıya tabii götüren ki. De esas olarak o. Tabii. Herhalde Ankara'dan tabii. geçerek şeyi kurabilmek. Evet. Yani çok haklısınız. Atatürk'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi örgütçülüğü. Zaten bir lider içinde olmazsa olmaz belki en temel özellik bu. Tabii iyi bir örgütçü olabilmek için çevrenizde topladığınız insanlardan çok daha
vasıflı olmanız gerekir pek çok noktada ve iletişim becerinizin de çok kuvvetli olması gerekir. Biz Atatürk'ün bu iki konuda da muazzam donanımlı olduğunu biliyoruz. Çünkü kendisini donatmış. Yani çünkü askeri lise öğrenciliğinden beridir ki kendisini bir şeye hazırlamış. Hani bu şeyin ne olacağını elbette o tarihlerde o da bilemez. Daha savaş bile çıkmamış. Lakin Atatürk hep küpünü doldurmuş. Hem mesleğinde doldurmuş, hem entelektüel olarak doldurmuş, hem yabancı dil olarak doldurmuş ve bir şeyler birikmiş. Yani evet ülke biraz uçuruma doğru gidiyor ve gidecek ve düşecek. Ama işte birileri de bizim konuştuğumuz ülke ve insan özelinde Türkiye ve Atatürk, birileri de kendisini hazırlıyor. Bu görev için olduğunu o bile bilmezken hazırlıyor. Ve şartlar ortaya çıktığında işte birileri çıkıyor ve bunu başlatıyor. Elbette ki dediğiniz gibi o evrim onu yetiştirdi. Elbette ki düşünsel olarak pek çok kişiden etkilendi, yerli ve yabancı. Elbette ki müdafaa hukuklar vardı, Türk milleti direnç. Yoksa tek başına bir adamın yapabileceği zaten şeyler değil. Ama o bir adam, o değişik yerlerde çıkmış direniş hareketlerini ve aslında bir çırpıda boğulabilecek hareketleri. Çünkü Yunan ordusu taarruza geçtiğinde Batı Anadolu'daki bütün şeyler çökecek. Yani o kadar da güçlü kuvayi milliyelere sahip değiller. Olsalar bile zaten düzenli ordu karşısında çok fazla tutunamayacaklar. Nihai sonuç anca böyle, düzenli ordu. Şimdi bunu hayal edebilen tek bir kişi var. Bütün bunları, yani 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye boşuna oradan başlatmıyor. Çünkü ben çıktım. Elbette ki kendi hikayesini anlatırken bazı detayları atlıyor vesaire filan. Ama ana konuya baktığımızda onların her birini tek bir çatı altında Sivas Kongresi ile hatta birazcık daha sürecek. Meclisin açılmasına kadar bağlanma vesaire filan devam edecek. Ama damat Ferit'in düşürülmesinden sonra mesela artık Anadolu'daki Mustafa Kemal'in başında bulunduğu irade yurdun gerçek temsilcisi, tek temsilcisi olma yolunda daha hızlı hareket. Meclis toplandıktan sonra da işte Pozant Afyon Kongreleri'yle diğerleri bağlanacak ve artık milli mücadele, yani o kurtuluş serüveni Büyük Millet Meclisi çatısı altında hem hukuken hem tek bir merkezden ve hem de düzenli orduyla yürütülecek. İşte bu o adamın geldikleri gibi giderler derken başlattığı bir mücadelenin 1920'de geldiği nokta. O mücadele onun ölümüne kadar devam edecek. O yüzden Atatürk dediğimizde nasıl Atatürk? Çok zor. Yani öyle hemen olunmuyor bir defa. Yani çocukluğunuzdan beridir bakın bir sürü mücadele, bir sürü mücadele. Hiç de bitmiyor. Yani hiç de bitmiyor. Sakarya Savaşı'nda size başkomutanlık veriyorlar mesela. Gittiniz ve başkomutan olarak zaferi kazandınız. Artık Ankara'yı kurtardınız. Kaybedebilirdiniz. Yani. Ama doğaüstü bir şey tanınıyor ya. Ben çok fazla işte ona katılmıyorum. Yani katılmayalım koşuna... zaten. Katılmayalım ona. Evet, evet. Ama yani burada bir doğaüstülük yok. Burada bir planlama, yani kurgulama ve çalışma var. Hatta Atatürk'ten daha iyi olma şansım var. Hı-hı. Neden? Çünkü onun yaptığı bazı şeyleri, bazı şeyler önüne geldiğinde çözüyor. Diyelim saltanatın kaldırılması. Ama radikal dediğiniz özellikten dolayı devrimci. Bunu yapmak lazım diyor. Hı-hı. Hatta şey yapar biliyorsunuz, ilk önce mecliste tartışılır. Bakıyor ki iş biraz tehlikeli, encümene gönderelim, encümene gider. Hı-hı. Orada gider, o da tartışılırken orada oturur. Ayağa kalkıp konuşmaz, masanın üstüne çıkıp konuşuyor. Ya kalkacaktır bu saltanat ya da meselesi. Bazı kafalar çünkü diyor yani. Ama orada da ikinci özelliğini biraz önce vurguladık, bilgisi. İleriyi görebilme birikimi var. Hı hı. Çünkü bu diyor milletin arzusudur artık. Biz bunu yerine getirmekle görevliyiz. Hı hı. O konuşmada hep şu vurgulanır. İşte ya bazı kelleler gidecektir meselesi. Bence esas olan o değil. Orada bu milletin arzusudur, mutlaka olacaktır artık. Biz bunu yerine getirmekle görevliyiz, hı hı, diyor o arzuyu. Kendini de hep öyle tanımlar zaten. Ben de onun orada bıraktığı yerden, onun için öyle devam, kendime bir görev, kendimize görev biçiyorum. Ben der, işte ben de sizin gibi bir sıradan insanım. Ben de toprak olacağım, öleceğim, gideceğim. Ama yaşayacak olan bizden sonra esas olan bu milletin arzuları ve hedefleridir der. Hakikaten o arzu ve hedefler biraz daha ileri, biraz daha ileri. Her zaman daha ileriye doğru gidecektir mutlaka. Atatürk, bizim de önümüzdeki şeyde onların olduğunu düşünüyorum ve
yapmamız lazım diye her gece yatarken bir kez daha tekrarlıyoruz. Atatürk egemenlik ve hakimiyet hakkının kimse tarafından kimseye verilemeyeceğini çok iyi biliyor. Ve hiç onu da çok vurgular. Evet. Yani o sizin bahsettiğiniz konuşmada da Osmanoğulları Türk milletinin egemenliğini almışlardır 600 yıl evvel ve bugün Türk milleti onların elinden egemenliğini yeniden almıştır. Bu olmuş bitmiştir. Gerçek ve hamal yerine getirilecektir diye devam et. Şimdi yani ama şunu bir tamamlayayım. 24 tabii. Hani şeyi kaldırdı ya. Hı hı. Saltanat kaldırdı ama bu bakıyor yetmiyor. Halifelik duruyor biliyorsunuz. İlk başta kaldı. Ama ondan sonra halife bu sefer gelişmenin önünü tıkamaya başlıyor. Hı hı. Demek ki bunu da kaldırmak hı hı. lazım. Yani biraz sıraya koyma mı bilimsel, diyorsunuz? Bilimsel bilgi öyle de gelişiyor. Yani hayatın gerçekleriyle karşılaştıkça önündeki sorunları, engelleri hı hı kaldırmak hı. üzere de Atatürk kendini daha geliştiriyor diye düşünüyorum. Hani doğuştan birdenbire vahiy yoluyla değil. Gerekti. O yüzden işi biraz zordu. Teşkilatçılığı diyoruz. Teşkilatçılığı hakikaten her zaman şeye çıkıyor, önüne çıkıyor. Daha sonra Cumhuriyet ilan edilirken de mesela aynı tartışmalar gene olur. Rauf Bey'le mesela aynı Ali Fuat'la da aşağı yukarı aynı süreçten geçiyorlar ama aile kökenleri ve anlayışları biraz daha farklı galiba. O kişiden özelliklerde. Ali Fuat için mesela Ali Fuat Paşa için hani sınıf arkadaşım Atatürk'te kendisi de anlatır mesela. Hani Ali Fuat Paşa bir paşa çocuğudur en nihayetinde. Biraz daha farklı bir yerden gelir. Mustafa Gimal gibi böyle çok da en alttan hani birazcık daha tırmalayarak falan. Bakın az önce ben size şeyi söyledim. Hani, mücadeleciliğini mi geliştirdi? Geliştirmez tabii, mi? Tabii. Ama bakın bugün bile bakın ailelere mesela her şeyi çocuklarına sunan ailelerdeki çocuğun gelişimine bir bakalım. Bir de bunun için mücadele etme. Tabii ki önünü açsın bir aile. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama mücadeleyi burada öğrenmeyen birisi nerede öğrenecek? Oysa bakın bizim üniversite gençliği bile hala annesinden babasından ayrı bir şey hayat kuramıyor. O dolayısıyla da bitince de sudan çıkmış balık gibi oluyorlar filan. Bu öyle değil yani. Haliyle Mustafa Kemal tabii ki kendi geleceğini kurgulamak ve kurtarmak için planları daha o zamanlar yapması gerekiyordu. Orada bir direniş sergiledi mesela. Askeri okula gitmek istiyordu ve bunun için direnmesi gerekiyordu. Kimse ona altın tepside askeri okulu sunmadı. Annesinden bile gizli gitti. Sınavlara girdi filan. Şimdi öyle kolay olunmuyor derken öyle. Yani kursağında mücadele lokması var değil var, mi? Var. Evet. Öbürlerinin kursağında. Evet, evet. Ha, bir de isyankar bir insan. Yani bir böyle hani başkaldırı kurduğu insanın içine bir kere düştü mü onu çıkartamaz diyor İnce Mehmet de Yaşar Kemal. Onun gibi. Mesela matematik öğretmeninden çok korkuyor bütün şey. Hani bu dayakçı adam beni döverse ne olur diye düşünüyor. Çünkü daha o tarihlerde bile onu kendine yaptırmama iradesine sahip. Daha doğrusu bunun karşısında ne yapacağını çünkü gücü de yetmeyecek filan. Bunu kafaya takmış. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kendisine de ülkesine de yapılan haksızlıklara karşı göstereceği duruşu daha o okullarda öğrenciyken öğretmenlerine karşı da gösteriyor. Her öğretmenine saygı duymaz Mustafa Kemal. Duymaz. Saygı duyulacaklara duyar, duyulmayacaklara duymaz. Birkaç defa hapse düştüğü de var. Tabii. Ceza yani. Aldığı da var. O öğrencilik hayatı da epeyce mücadeleyle geçmiş dönemine zaten. Denk gelir. Tabii yani o dönemki başka bütün aydınlar gibi yani gerek askeri okulda yetişen entelektüel aydınlar dönemin işte gerek mülki okullarda filan en nihayetinde bir özgürlük mücadelesi veriyorlar. İstibdat rejimine karşı bir meşrutiyet mücadelesi veriyorlar filan. Mustafa Kemal'in tabii ki bunlardan ayrı kalması düşünülemez. O da o mücadelenin içerisinde. Ama İttihatçılarla Yıldız'ı pek daha doğrusu Enver Paşa'yla işte onu hep birazcık rakip görmüyor. Belki ondaki o parlaklığı Enver Paşa gördüğü için belki hep uzak tutmak istedi filan. İsterek. Yani birbirlerine karşı hem iyiler hem de bir rakiplikleri ama bakın var Mustafa tabii. Kemal asla Enver'in yanına yerleşmek gibi bir strateji izlemiyor. Gidiyor vatan yahut şey kendi cemiyetini kuruyor yani şimdi. Hani dolayısıyla o olmuyor dediğiniz gibi sonra işte zaten savaş filan. Sonra bakın hep kendi yolunu çizmeye çalışıyor ve aslında da yine askeri lise öğrencilik yıllarından, harbiye yıllarından itibaren de çevresinde de zaten kendisini lider olarak ne diyelim göstermeye ve onlara da liderliğini kanıtlamaya da kendisini hazırlıyor. O yapılan konuşmalar,
işte kürsüye çıkıp arkadaşlarına daha harp okulu sıralarındayken nutuklar vermesi. Çünkü böyle konular belirleniyor. Kim daha iyi konuşacak filan hani. Yani düşünün şimdi burada yetişirsiniz tabii. Notları açısından çok parlak değil. Yani ondan daha parlak işte bir birincilik meselesi filan şeysi var ama o fena değil ama. Şeyi de dördüncülükle bitiriyor yanlış bilmiyorsam. Şeyde ilk de ikinci. Başlarda öyle değil de sonradan bir toparlıyor. Evet. Ama genel olarak o... Tabii bir gençlik dönemimiz diyor zaten, delikanlılık dönemimiz. Evet, hayatı da seviyor Mustafa Kemal yani. Şimdi hayatı da seviyor, çok seviyor. Zaten keyifli. Hayatı sevmeden de devrimci olunmaz galiba Şuran'ım. Yani tabii ki seviyor. İnsanlar ve bu ülkenin iyi şartlarda yaşamasını istiyor. 5 dakikamız kalmış. karga kovalamasının da anlamlı bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Sonradan gelen bazı... Türkiye'nin başına liderlerin işte Nadas'a bırakılmış tarlayı bakıp da ne tembel köylülersiniz, niye bunu ekmiyorsunuz filan diye diyecek bile değil. Biliyorsunuz 30'ların sonunda 31'inde başına bir ara verir Kubilay hadisesinden sonra tekrar devam eder. Yurt gezileri vardır. Zaten sık sık hep çıkıyor. Hadi gidiyoruz der akşamın bir saatinde, milleti toparlar, öğretmenler maaşlarına zam konusunda tartışmaları vardır, önüne gelir gecenin bir saatinde, hadi yürüyün gidiyoruz der, ta Kırşehir'e kadar filan giderler. Halkla çok iç içe, yani değen bir insan, kendisi de oradan geldiği için hatta şunu söyler, sigara kağıdına, yok gazete kağıdına sarıl, tütün sarıp içen bir adam ağzını burnunu yakmış. Ondan sonra da küfür etmiş şeyi, Atatürk'e yani yönetenlere. Bunu da alıp şey yapmışlar, getirmiş. O da diyor ki siz diyor hayatınızda hiç içtiniz mi gazete kağıdına sarılı tütünle? Ben içtim diyor. Adam az bile söylemiş diyor. Yani hakikaten onu sarıp içmiş olmanın tadını bilmek lazım. Tabii. İşte oralardan, paşa çocuğu değil de öbür türlü gelince biliniyor o gazete işte kağıdına sigara. Kursağınızda ne olduğu da önemli. Cumhuriyet'in ilanında da mesela yine aynı tartışma, benzer bir tartışma çıkar. Kaç kişi çıkıyorlar Çankaya Köşkü'ne. Sonradan meclise az kişi geliyor biliyorsunuz. İlan edilirken bütün hepsi gelmiyor. İşte ne olacak diyorlar. Adını koymasak da olur. Zaten yaptığımız cumhuriyet. Bunu değiştirmemize ne gerek var? Ama onun da mesela bir yabancı gazeteciyle söylesinde der. İşte bu cumhuriyettir filan der. Bir atar ortaya. Yani kamuoyunu yaratma, onu hazırlama. O kıyafet devrimi sırasında tabii, da mesela tabii, dolaşıyor, tabii. Dolaşıyor, anlatıyor, konuşuyor. Sorular soruyor. Halkı bir tamam diyorum ben, arkasından gelecek bir şey şimdi, yasa geliyor. 30-31 arasında da o yasalar, vergi yasaları falan tam o sırada çıkar. Şimdi liderlik özelliklerinden vaktimiz de az kalmış, bu söylediğinizde de bağlayacak bitirin. Olursak Atatürk evet devrimcidir ve devriminde çeşitli ne diyelim kuralları vardır. Şiddet ve sertlik de bunlardan bir tanesidir. Lakin Atatürk bunu çok zorunlu olmadığı müddetçe kullanma taraftarı asla olmamıştır ve Türk devrimi de dünyadaki en kansız devrimlerden birisi olarak zaten literatüre geçmiştir. O dediğiniz halk gezileriyle de ilgili işte bu. Çünkü kendisi ne diyor? Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak yönetmek istiyorum diyor. Evet, yeri geldiğinde ihtimal bazı kafalar kesilecektir diyen de kesiliyor Atatürk. Da. Ama o mecliste, o mecliste büyük bir konuşma hazırlayıp hilafet ve saltanatın birbirinden neden ayrılacağını neredeyse bir din bilgini kadar açıklılıkla anlatan da Atatürk. Bundan önce iknalarda bulunan da Atatürk. Yani hem ikna yöntemini kullanıyor ama gerekli gördüğü yöntemde de elbette ki bu ülkenin bir ilerlemesi gerek. Çok geri kalmış çünkü yani öyle kaybedecek vakit. Çok da yok. Yani o yüzden halkını bilmesi, halkının tanıması, o halkın tam da bağrından çıkmış olması. Bakın ailesine, sıradan insanlar çıkmış olması elbette ki onun bu halkla yan yana, kol kola, omuz omuza bu devrimi götürmesini de beraberinde getiriyor. Ve halk da ona inanıyor, arkasından yürüyor. Gerek milli mücadele döneminde, gerekse sonrasında Cumhuriyet'in atılımlarının devam ettiği dönemde. Devrimlerde de öyle.
gerek. Yani tam doğru zamanda yumruğu masaya vurabilmek önemli. Hı hı. Önümüze baktığımızda Türkiye'de hala Atatürk önderlik edebilir mi Türkiye'ye? Nasıl? Atatürk'ün hala önderlik edebileceğini düşünüyor musunuz hala önümüzdeki dönem açısından? Yani Atatürk bir defa bize rehber olmaya sadece bu önümüzdeki dönemde değil, buraya gelinceye kadarki dönemimizde de bundan çok sonralarında da rehberlik etmeye devam edecek. Çünkü kendisi zaten bir defa bize manevi miras olarak akıl ve bilimi bırakmış. Yani böyle bir lider sonsuza kadar zaten bize ışık tutmaya devam edecektir. Tabii ki Atatürkçülüğün 1930'lardaki durumuyla sonrasında dünyanın gelişmesi, özgürlük alanlarının, demokrasi alanlarının daha farklı, bunlar oturulur, konuşulur vesaire filan. Ama o tarihlerde yaptığını bugün geriye dönüp baktığımızda, yani şimdi meşruti monarşik ve teokratik bir yapıdan cumhuriyete getirmiş birisini tabii ki aşmak, ki kendisi de bunu söylüyor ve hep ileride taşımakta başta gençlik olmak üzere hepimize düşüyor. Dolayısıyla umutsuz olmamak Atatürk'ün bir diğer önemli özelliği. Aslında Atatürk'ün yolunda olan herkesin kendisine bunu hatırlatması gerekiyor bence Şule Hanım. Atatürk olsa ne yapardı? Zaten biliyorsunuz galiba İsveç'in Atatürk gibi düşün diye bir şeyleri var. Şimdi evet, Atatürk en çözümsüz, en böyle içinden çıkılmaz durumlarda farklı çözüm yollarını düşünebilen birisi olduğu için, o bakış açısını değiştirebildiği, başka bir yere bakıp başka bir çıkış görebildiği için Atatürk oldu. Şimdi o zaman bize düşen, özellikle işte Ey Türk Gençliği diye başladığı hitabesini de düşünecek olursak, gençliğe düşen, o gençliğin ötesinde bütün sektörlerde çalışan her bir yurttaşa, hepimize düşen Atatürk olsaydı ne yapardık diye sormak. Bunu sorduğumuzda zaten bu ülke için iyisini yapacağını da bildiğimizden buna uygun davranmak kolaylaşacaktır. Kolay değil tabii Atatürkçü olmak. Hiçbir zaman da kolay olmadı. Bu bir tuhaf bir durum, Atatürk'ün kurduğu ülkede Atatürkçü olmanın zor olması. Lakin durum bu. Ama onun işi de kolay değildi. Dolayısıyla yani oturup sızlanacak da şeyimiz yok. Bizim arkamızda hiç olmazsa Atatürk var. Evet, en azından hani bir yapılmış var, bakıyoruz filan. Evet. Onda o da yoktu. Evet, onu aşma iradesi gösterebilmek önemli. Bugün Atatürk demek, Atatürk gibi olmak demek herhalde onu aşma iradesini gösterebilmek demek diye düşünüyorum. Gençler dediniz ama bizi de unutmayın o arada. Yok yok, biz varız. Biz de varız. Biz de varız. Evet. Hele bu millet gerçekten el ele verdiğinde müthiş. Yani başka milletleri tanıdığım için söylüyorum bakın bunu. Yani bu da bilimsel bir saptamadır, gözlemdir daha doğrusu. Onun için yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok daha iyisini, Atatürk'ten çok daha iyisini yapacağız, çok daha ilerisini yapacağız. Ona layık olmak da bunu gerektirir. Evet, evet, evet. Saygıyla anıyoruz. Milletimizden de bu sözü bu akşam almış olalım. Atatürk gibi daha ilerisi, daha iyisi olma görevleriyle karşı karşıyayız. Hepinize başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.